validem hala heyecanlı, Sultan Hanım. Güzel saçlı Rapunzel kayınvalidem. Afiyet olsun aşkım. Teşekkür ederim. Bir kere armutları pişmemiş. Güzel değil. Hamuru güzel ince ve çıtır duruyor. Pişmiş yani hamur. Duruyor güzel. Lezzeti öyle mi? Evet güzel. Tadı da güzel. Ama armutları pişmemiş. Anladım. Tartın inceliği önemlidir ya. Evet. Yani ne kadar ince ya da kalın. Hamurun kalınlığı güzel. İnceliğini beğendin evet. Yani. Beğendim ama armutları pişmemiş beğenmedim. Tamam. Buyur. Bunun hamuru buna göre daha güzel. Biraz kalın, biraz daha hoş. Dağılan, hemen ağızda dağılan. Daha kıyır kıyır evet. Olmuş, lezzetli. Evet. Onu sordum işte sana. Mesela çok ince olunca da bir lezzet kaybı yaşanır ya. Bunun da armutlarını beğenmedim ama şeyi güzel, şeker oranı. Armutan olmuş. Pişmemiş, bu da öyle değil. Çok şey duruyor. Doğramalarına çatak. Falan da bak Sultancığım. Baktım, onu ince doğramışlar ama şey olarak. Ama bu kalın ve daha kıtır kıtır duruyor, pişmemiş. Tamam, yani. Ondan daha da pişmemiş yani birinci evet. Tabaktan hı-hı. Daha da pişmemiş. Bunun hamurunu beğendin, evet. Armudunu beğenmedin. Evet. Evet. O zaman geçiyoruz. 2'de 2 kusurlu tabakları geride bırakıyoruz. Buyur üçüncü tabağın. Bu hamuru sert. Buna göre dağılmıyor ağızda. Biraz daha sert. Şu armuda bakayım. Bunun da armudu kıtır kıtır böyle, hiç pişmemiş. Tamam. Hamur oranı, hani bir kurabiyenin hamuru oranı farklı olur ya, onun gibi değil. Anladım. Dağılmıyor ağızda yani. Kıyır kıyır olmuş. Evet. Evet. Armutu? Bu da öyle, pişmemiş. Gelen gideni aratıyor. Ya da şey mi, hayır hepsi de aynı, armutları pişmemiş. Böyle olması mı gerekiyor bilmiyorum ama şey hamuru dediğim gibi sert ve ağızda dağılmıyor. Aslında meyve pişirilince nasıl olur bir fikrimiz var hepimizin. Belki kızlar kusurludur bu konuda. Bilmiyorum. Üçünün de hamuru şeyi pişmemiş. Doğranması? Armutları. Doğrama şeyine çok takılmıyorum ama... Ya nasıl takıl bence yani, çünkü bayağı emek var. Daha kibar, daha zarif doğranan bu. Bu mu? Evet. En güzel bu mu doğramış? Doğrama biçimi olarak evet o. Peki. Ama ona rağmen pişmemiş. Evet. Bu da pişmemiş. Evet. Üstelik bunun hamuru da kötü. Evet. O zaman geçeriz. Son tabağın. İnşallah Ezgi beni öldürmeyecek bakalım. Hamuru güzel. Ağızda dağılıyor. Süper. Ve güzel de pişmiş, yanmamış. Hamuru çok güzel. Yani dördünün de armudu pişmemiş. Yani ağızda dağılan bir tür değil. Hayır. Minnacık armut yedin. Ama bak, minnacık da alsam... Bak, kıtır kıtır. Pişmemiş. Bir bakışta benim yapabileceğim bir şey yok yani. Hepsi aynı. Hamur oranına gelince bunun hamuru hepsinden daha güzel. Ha, en güzel hamur evet. Bunda mı? Şöyle aldığım en zaman... En güzel armut hangisinin? Şunu. Bu mu? Bu. Evet. Hazır mısın puanlamaya? Çok beğendiremedik sana tatlıları. Bakalım puanların ne olacak? Buyur şekerim. Baştan başlıyorum. Nereden istersen. Bunun hamurundan dolayı 5 veriyorum. Oo.
Dördüncü tabak 5 puanı kaptı. Evet. Devam et lütfen. Şu tabağa 1 veriyorum. Birinci tabak 1 puan. Evet. Şundan bunun arasında da kaldım. Buna 2 vereyim. Üçüncü tabak 2 puan. Buna da 3 vereyim. İkinci tabak 3 puan. Bugün de diyorsun ki ne etliye karışayım ne sütlüye. Birazcık puan dağıtayım. Evet. İnşallah bir çıkmaz gelinim. Artık çıkarsa ne yapayım? Azıcık ağırlığını koyman gerekiyor şekerim. Gel şu 2 verdiğini açalım. Tut lütfen kenarlarından. Böyle miydi? Kayınvalidemiz henüz tedirgin. Önce bir ortamı anlamaya çalışıyor. 2 puancık verdin bu tabağa. Bakalım sahibi kim? Hazır mısın yüzleşmeye? Hazırım. 2 puancık senden. Kime gidiyor? Aç görelim. Ezgi. Kendi gelinine 2 verdin. Gül, gül. Bir şahesli hanım daha geldi. Ama armutları pişmemiş. 2 verdin. Ne yapayım? İyi. Ne yapayım? Hem gülüyorsun hem orada düşük puan veriyorsun. Bak düşük puan verdiğin takdirde Gülmen zaten beni çıldırtıyor. Evet. Tamam mı? Bir kere diyorsun ki çok gevrek olmuş, yok armutları pişmemiş. Hepsinin ama armutu kızım, pişmemiş. Bak armutunu anne, ye bak. Bak ye bak. Bak pişmiş mi? Ben bunu yemeyeceğim. Bak. Niye peki, pişmesin peki anne? Peki bak. Bak bak bunu kestin önemli ya. Olan zaten. Şunu da kes bakayım. Tamam. Kes önemli olan misin? Bunun zaten kenarının gevrek olması. Bu tartın orta kısmına yumuşaklık verecek. Sen bunu böyle yiyeceksin anne. Tatlım ama anladın bak bununki de kestiğin yani an dağılıyor. Yani sen buraya beni öldürmeye mi geldin? Biz niye yarışıyoruz burada seninle? Anlatamıyorum yani galiba. Yani niye yarışıyoruz? Sen niye tatlım bana sürekli düşük puan veriyorsun? Sen beni bunda anlamıyorsun. Ne var? Ne var anne? Gayet de tadı güzel, çok da güzel gevremiş, gayet de ağzımda dağılıyor mis gibi. Ayrıca sen diyorsun ki, evet. Ben 2 numarayı beğendim ama gidiyorsun 4 numaraya puan veriyorsun. Ne yorum yaptığını farkındasın. Hayır, armut olarak onunkini beğendim. Hamur anne, olarak bununkini beğendim. Armutun tadı böyle olursa daha lezzetli değil mi? Hayır, pişmemiş. Ne, bunu mu sonuçta beğendin? Fırına giren beğendin bir şey yani. Anne bunu mu beğendin? Onun armutunu beğendim. Bunu yasak. Bunu mu beğendi? Ezgi evet. En beğenmediği tabak yalnız seninkiydi bu arada. Senin canım iki ben söylüyorum benim kayınvalidemin damak zevki yok. Ben söylüyorum biz seninle bugün buraya boşuna geldik. Biz seninle bu hafta boşuna yarışıyoruz. Bence de hiç gelmemeliydik. Ama Ezgi'cim ne çünkü, yapayım senin çünkü yani anne, hamuru bununki anne, gibi değil. Daha iyisini yap ben yiyeceğim o zaman. Tamam mı? Evde daha iyisini senden bekliyorum. Tamam, sen ben sana yap evde ben yapacağım de yiyeceğim. Tamam ben İnşallah sana yapacağım. İnşallah yapabilirsin anne. Yapacağım. Ama ben sana daha güzel yorumlar yapacağım. Tamam. Merak etme. Yani ben yanlış duymadıysam birinci tabağın armutunu beğenmedi, tartını beğendi. İkinci tabağın armutu beğendiniz. Üçün hiçbir şeyini beğenmediniz ya. Ben öyle evet hatırlıyorum. Beğenmedim ne yapayım siz de güzel yapın. Sen olayı yanlış ben anladın. Ben sinirleniyorum bak ben dinle böyle şeylere beni gelemiyorum. Şekerim. Gülüyorsun ya kız da kızıyor o zaman. Şuna 3 puan verdin. Sen gül ya öyle sinirlenme gel. Gel gel. Evet 3 puan verdim. Şimdi, ona göre bunun hamuru daha şimdi güzel. Şimdi ne yaptık biliyor musun? Bundan sonra gelecek her puan başka bir geline hediye olacak. Burada gerçekten gelinini bulmazsa kayınvalideler bir şekilde puan vermezse bu kızlar ilerleyemiyor. 3 puan da bu tabağa verdik. Hediye geliyor acaba kime? İçlerinde en armudunu beğendiğimiz tabak buydu. Zaten mükafatını da 3 puanla aldı. Aç görelim kime gitmiş. Moralin 0-0. Aleyna. Armutunu da beğendin. Başka neye eksikti? Tatlım. Armudunun doğranma şeklini beğendin. Öbür türlü evet beğenmedim. Neden? Yani beğendim. Kıyır kıyırdı. Ağızda da dağılıyordu. Aslında 5 puan verebilirdin. Nesi eksik? Armutların pişmemiş.
Armutların pişmiş, pişmemiş, en pişen sen. Hepsi pişmemiş. Bir ama en değil. Çok pişiren sen mi? Pişmemiş. Hani iki numara dedin yani. En çok pişiren buydu. Hayır. Doğrama ya nasıl pişmemiş? Ama nasıl? Pişmemiş. Hayır doğrama şeklini ben kabul etmiyorum. Pişmiş dedin. Hayır pişmiş demedim. Hayır pişmiş dedin. Pişmemiş ama dedim. Ama nasıl pişmiş? Şöyle aldığım en zaman. En güzel armut hangisinin? Şunu. Bu mu? Bu. Evet. Pişmemiş yani. Peki. Canım benim kayınvalidem. Sultan abla bir dakika gelebilir miyim yanına? Tabii sana ki. Bir soru soracağım da. Tabii ki. Armutlarını beğendin. Allah. Aha. Seçiyorum. Armutlarını beğendin ya. Şimdi ha. Burada 4 tane tabak var. Hı hı. En farklı armut hangisi duruyor? Nasıl en farklı armut? Doğrama olarak. Şu. Hayır doğrama olarak bak. Şekil olarak evet. Mı? Evet. Bu. Demek ki bu yanlış tabaktır. Nasıl yanlış tabak? Bak 3 tane tabak aynı. Tatlı mı? Bir şey söyleyeceğim. Hayır. Ha. 3 tane tabak aynı ya doğrama evet. Olarak. Bir tane farklı. Evet. Bu ne demektir biliyor musun? Yanlış tabak. Yo doğru ya. Tabak. Yanlış hayır, tabağı. Bak ben, yanlış sen tabağı. Beni dinle. Hayır burada nasıl olur biliyor musun? Yanlış tabak ya ne hayır. Kadar güzel olursa olsun baştan elenir. Çünkü yanlış yapmıştır. Bize şef doğru ki armutları ya. Pişmiş. Yanlıştan kastı o yani. Doğru hayır, ki armutları o, hayır yani. O demek istiyor ki. Hı. Kesiliş, doğranış tamam. Evet, şef evet. Bize yanlış ölçü veriyor. Onu bize şey ama ben söylüyor. Onu bilemem. Bileceksin. Ben normalde biliyorum böyle. Sen kayınvalideysen bileceksin. Diyeceksin ki aa 3 tane gelin bunu yarım ay şeklinde doğramış. Bu gelin küçük doğramış. Demek ki bu şefi dinlememiş. Bu baştan bir diyeceksin. Hadi birbirinize sataşmayın öyle. Senin yıldızın. Hediyen. Vallahi bunu ben kime verdiysem helali hoş olsun. Ya. Kusura bakmasınlar. Açık en çok söylüyorum. Çünkü hamuru evet. Bu tabağın hamurunu evet. Beğendin. Bakalım iki rakipten hangisi 5 puanı kaptı hem de rakipten? Rakip bir kayınvalideden 5 puan geliyor. Ya Tuğba'ya ya Yeşim'e. Kime çıksın? Yeşim bilmiyorum. Mi yine? He? Ay sen küstün mü? Tercihim yok. Gelinine küstü. Tuğba ya da Yeşim aç görelim. Hak eden kazansın. Hak eden kazansın. Evet. En seçim güzel yapmıyorum. Hamuru bu tabak yapmış. Aç şekerim. Tuğba. Yes. Hak et. Teşekkür ederim. Zaten yeterince övdün.